Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşmelerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınav istiklalar ekranımız olsun. Amerika parlament azaları Xitayning organ etkisizlikini to'xtatishni talab qildi. Amerika parlament azaları Amerika Tashqi ishlar ministerligining barliq amallarini ishqa solib, Xitayning majburiy ichki a'zo yig'ib olish jinoyatini to'xtatishni talab qildi. Amerika vazining xabar qilishicha, Amerikaning ikki parlament a'zosi 8 may Amerika Tashqi ishlar ministeri Antony Blinkenga maktub avatib, navbatda mavjud bo'lgan imkoniyatlardan to'liq foydalanib, Xitoy rejimining qonunsiz ichki a'zo yig'ib olish savdosini to'xtatishni talab qilgan. Bildirilishicha, Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Avom palata a'zosi Chris Smith maktubida Tashqi ishlar ministerligini mukofotlash usuli bilan uchurg'a erishish orqali Xitoydagi vahshiyona organ atkazchilik jinoyatiga qatnashgan Xitoylarning mas'uliyatini surishtirishga chaqirgan. Jumhuriyatchilar partiyasining mazkur ikki parlament a'zosi maktubida xalqaro jamiyatning a'zo ko'chirishga bo'lgan ehtiyoji va Xitoydagi qonunsiz organ atkazchiligining isbotini ko'zda tutib, buningga shohid bo'lgan yoki qatnashgan kishilardan birinchi qo'l uchurg'a erishishning intayin zarur ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Maktubda yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson huquqlari mutaxassislarining 2021 yili 6 ayda e'lon qilgan bayonotida oshkorlangan Xitoyning Falun Gong muridlari, Uyg'urlar, Tibetlar, musulmonlar va xristianlarni nishon qilgan ichki a'zo yig'ib olish jinoyati misollar orqali o'tirg'i qo'yilgan. Lager shahidi Gulbahar Jelilning xatar ichida turibotganligi ilgari surildi. Fransiyada siyosiy panohlik tilab yashayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilib kelayotgan lager shahidi Gulbahar Jelilning xatar ichida ekanligi ilgari surildi. Fransiya xalqaro radiosi 9 may Yevropa Uyg'ur institutining raisi Dilnur Rayhan xonimning ijtimoiy taratqu hisobidagi uchurini naql etib maxsus xabar ishlagan bo'lib, Fransiyada siyosiy panohlik ostida yashayotgan lager shahidi Gulbahar xonimning xatar ichida ekanligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, bir guruhi Xitoy Gulbahar xonimning Parijdagi to'ralg'osining ishq qo'ng'irog'ini bosgan. Ayni vaqtda Gulbahar xonim qarish tarafdagi to'ralg'u binoda do'sti bilan ko'rishishga va'dalashgan. Ammo Gulbahar xonimning do'sti 9 Xitoyning qarranglik mashinadan tushib, Gulbahar xonim turadigan binoni nazorat qilmoqchi bo'lgandek, binoning oldiga kelganligini bayqigan. Do'sti darhol Gulbahar xonimga bu ahvolni xabar qilgan hamda uni binodan chiqmaslikka tavsiya qilgan. Bir necha minutdan keyin mazkur 9 kishi Gulbahar xonimning to'ralg'usining ish qo'ng'irog'ini bosgan. Vahima ichida qolgan Gulbahar xonim Dilnur xonimga telefon qilgan. Dilnur xonim darhol bu uchurni ijtimoiy uchur vositalariga yo'llash bilan birga saqchiga ma'lum qilgan. Saqchilar naq maydonga yetib kelib, 7 er va 2 ayoldan tashkillangan 9 kishini so'roq qilish uchun elib ketgan. Uzundan buyon Uyg'urlarning taqdiriga ko'ngil bilib kelayotgan fransiyalik Yevropa parlament a'zosi Rafael Gluksmanmo bu jiddiy ogohlantirishni o'zining Instagram hisobida darhol ham bahrlab, turdoshlarni Fransiya prezidenti Macron va ichki ishlar ministri Gerald Darmaninga jiddiy tadbir qo'llanish haqida murojaat qilishga chaqiriq qilgan. U yana Xitoy rejimining Gulbahar xonimning ig'izini etib, guvohchini ko'zdan yo'qotmoqchi bo'lganligini ta'kidlagan. Gulbahar xonim Uyg'ur millatidan bo'lgan Qozog'iston fuqarosi. U ilgari Xitoy bilan Qozog'iston chegarasiga yaqin joyda tijorat bilan shug'ullangan. Ammo 2017 yili 5 ayda Xitoy saqchilari tomonidan Urumchida turgan mehmonxonadan tuyuqsiz tutib ketilgan. Shuningdek, keyin Sharq Turkistondagi jazo lagerida 465 kun tutib turilgan. U lagerdan qutulib chiqqandan keyin Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini butun kuchi bilan fosh qilib kelmoqda. Amerika Xitoyning yana 37 organini jazo tizimligiga qo'shdi. Amerika Xitoyning 37 shirkat va organini sodi jazo tizimligiga qo'shishni qaror qilgan bo'lib, buning ichida havo shari, kvant texnikasi, yadro tadqiqoti turiga aloqador bo'lgan va Rossiyaga yordam bergan organlar bor ekan. Amerika vazining xabarida bildirilishicha, Amerika 9 may sodi qaror tizimligiga 37 Xitoy organi va shirkatlarini qo'shgan.
Bunun içindeki bir kısım şirketler ötken ile Amerika hava boşluğundan uçup ötken Xitay'nın gumanlıq, casusluq, hava şarığı çetişliq deb ayıplangan şirketler ikken. Amerika Saudi Ministerliği yana qara tizimlikka kirgizilgan Xitay şirketlerinin Xitay'nın kvant texniki iqtidarını terakki kıldırış maqsadida Amerika mahsulatlarını setib olishni sınaq qilgan şirketlerini öz içiga aladiganligini aytgan. Amerika Saudi Ministerliği bayanatıda bu faaliyetlerinin mahiyetlik halde harbiy işlerge çetişlik ikkenligini Amerika'nın devlet bexatarligiga zor tehdit bo'layotganligini ta'kidlagan. Bildirilishicha qara tizimlikka kirgizilgan şirketlerinin Amerika hukumatining ruxsatsiz Amerika mahsulatlarını ve texnikasini setib olishi cheklandigan. Bu qatim Xitoyning josusluq hava shari turiga chetili sababidan qora tizimlikka qo'shilgan shirkatlardan boshqa Amerika Saudi Ministerligi bultur 2 aydami 6 Xitoy shirkatini josusluq shari vaqasi sababidan Saudi jazo tizimligiga qo'shgan edi. Ayni vaqtda Xitoyning josusluq hava shari Amerikaning Alyaska shtatidan Janubiy Karolinaga qarab bir necha kun uchib nurg'un amerikaliklarning diqqatini qo'zg'agan. Ve Amerika armiyesi ahir onu Amerika'nın Şarkı Deniz Kırgıkı'yı yakın cayda itip düşürgen idi. Amerika Saudi Ministerliği yana bu qetim nişan kılınan bir kısım şirket organlarının 2022 yılı Rusya-Ukrayna'yı besip girgen deyken, Xitay'nın yadro planını ilgiri sürüş ya ki kontrol kılınan buyumlarını Rusya'yı tuşkı katnış bilen münasibetlik ikerlikini eytkan. Amerika Saudi Ministerliği'nin işlep çıkarış ve bihaterlik işlerine mesul Muavin Ministeri Alan Esteviz bu axta toxtulup, ceza tizimlikedeki bu qetimlik yenilash duç gelgen xırısını hal kılıştiki halkılık bir qadam degen. İsrailiyelikler kilişim imzalaşını talep kılıp namayış ötküzdi. İsrailiya xalqi hükümetin Gazze'de uruş toxtatish ve Hamas bilen esir almashtirish kelishimini imzalashni talep qilib o'xshimagan nuqtalarda namoyish qildi. İsrailiyaliklar bilen Palestinliklar qurgan birlikte turimiz namliq ijtimoiy tashkilotning chaqiriqi bilen taxminan 1500 kishilik bir gruppa poytaxt Tel Avivning markazidagi Xabima maydonida to'plangan. Namoyishchilar Rafahdagimi, İsrailiyadagimi bola, balalarning o'limi to'xtasin. Darhol kelishim imza alansın. Esirlerine ekilenler. Tınıştıkta bir xatarlık buludu. 20 yıllık dovzak emde ahırlasın digendek şuarlar yazılgan lozunka ve tahtalarını götürüp mangan. Gazze'deki İsrailiyelik esirlerinin yıkın yorukları ve kolluğucuları 9. May keşte Tel Aviv'deki Devlet Müdafiye Ministerliği binası aldığı caylaşkan Menachem Begin koçısı'yı yığılgan. Birkaç yüz kişiden teşkillengen namayışçılar tölündüğün herkandağ bedel esirler üçün köp emez. Refahkı hücum kılış esirlerini öltürüştür deb şuarı ulaşkan. Bazı koçularının tosib etilişi sebebiden piyade yürmekçi bulgan namayışçılar bilen sakçılar otursa da sürküliş çıkan. G'arbiy Quddusda bir top namoyishchi İsrailiya Oliy sud mahkamasi oldidan parlament binosiga qarab piyoda yurgan. Namoyishchilar yurish jarayonida turli shuarlarni to'plab, G'azzada davomlashayotgan urush jarayonida hayotidan ayrilgan va hozirgacha dafn qilinmagan yaqinlarga simvol qilingan quruq jinozalarni ko'tarib olgan. Borel bomba taşlaşının aldığını ilişkinin birden bir yolu İsrailiyanı bombalarına iyi kılmazlıktır, dedi. Avrupa İttifakı'nın taşkı münasibet ve bihaterlik siyasi Ali Vekili Josep Borel, İsrailiyanın bomba taşlaşının koludaki bombalar tüygende toxtaydığanlıqını oturgu koydu. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Josep Borrell, İspanya Taşkı İşler Ministeri Jose Manuel Albares bilen paytaxt Madrid'de söhbetleşken deyken koşma muhbirlerini kütüb olishini ötküzdi. Borrell, Amerika'nın İsrailiyanı koral yarak bilen təminləşini toxtatış kararı doğrusudaki bir sualga cevap verip, bombalarını taşlaşının aldığını ilişkinin birden bir yolu bombalarına iyi kılmaslıq doğru dedi. Borrell, Gazze üçün hareket kullanmağın Avrupa İttifakı rehberlerine xitap kılıp, Avrupa'daki bazı hizmettaşlarımız Gazze'de nurgun adam ölüp getti. Bu tolumu efsuslarlık iş buldu diginiden sorulduğun sual kanca adam bolgandı bek köp buludu. Biz tihimi köp adamın ölüp gitişinin aldığını iliş üçün hareket kullanışımız üçün 50.000 kişinin ölüşünü kütüşümüz gerek mi digenden ibaret dedi. O, Avrupa İttifakı'daki bir kısım devletlerinin Palestin devletini itiraf kılış mümkünçiliki doğrusudaki bir sualga, eğer birkaç devlet bu kademini bassa, ben tihamı köp devletinin bununla ekşidigallıqıgı işini men. İki devletlik hal kılış çaresigi tayinip, hal kılışkı hakiki işindigallarının bu axtı söz kılış bilerli kupayılınıştın halkıp getişi Allah'a da yakşı ekval deb cevap verdi.
Növəti İspaniyanın Pələstin dövlətini itiraf qılış yoludiki lobicilik fəaliyyətini İrlandiya, Sloveniya, Malta və Norvegiya qatırlıq dövlətlər qollumaqda. İrlandiya taratqolarının xəbərləriki qarığanda İspaniya bilən İrlandiya 21. may Pələstin dövlətini itiraf qılıdikən. Sloveniya bolsa 13. iyon qıca Pələstin dövlətini itiraf qılışını pilallımaqdikən. İsrailiyanın 2023 yılı 7. oktyabrdan buyan davamlaştırıyatqan Gazze hücumlarında köpincisi balalar ve ayollar bulup 35 minga yakın Palestinlik öldürüldü. Hürmetli körmeler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımız görüşkice. Aman bol gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.